Enteresan bir haber geldi bugün. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artış nedeniyle tam 193 yeni cezaevi yapılacağını duyurdu. Bakın 5 cezaevi değil, 10 değil. Yani 63 değil, 70 değil, 100 değil, 193 yeni cezaevi. Yani demek ki 2 milyon insan daha mı tutuklanacak? Bu ne anlama geliyor? Evet. Şimdi bu hükümetin başarılı olduğu alanlar var. Hakkını yememek için söyleyeyim onu. Birisi, başarılı olduğu alanlardan birisi, terörü ve terörist sayısını iyi arttırdı. Arttı, evet. Bayağı arttırdı. Dolayısıyla terör ve terörist sayısı artınca ona paralel olarak cezaevi artırıyor. Cezaevi sayısını artırıyor. Sonra enflasyonu düşüreceğim dedi, artırdı. Evet. Döviz kurlarını iyice artırdı. İşsizlik arttı. Faizi iyice artırdı. İşsizlik görülmeyecek derecede arttı. Ve istikrarla artıyor. Yani tabii. Böyle. Düzenli. Tabii diğer suç oranlarına baktığınız zaman iyice artırdı. Neden? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Eğer sizin düsturunuz çatışma, ayrışma, kin, haset, kötülük, şer üzerine tesis edilmişse, uslubunuz buysa, sonuncu da işte bunların semeresi olur. Yani şerrin, kötülüğün, çatışmanın, ayrıştırmanın sonucu nedir? Suçun artması olur. Harp olur, harp. Çatışma kültürünün sonucu savaş ve harptır. Eğer uzlaşma kültürünü, birlikte yaşama arzusunu, sanatı, güzel şeyleri, hayrı neşrederseniz bunun sonucu da birlikteliktir. Dolayısıyla bu hükümetin ürettiği yoksulluk, yoksulluğun da ürettiği terör ve suçtur. Bu 2x2=4. Bu kadar. Bu kadar. Bakın şimdi, temel felsefe evet. Bu. Gene söylüyorum. Siz eğer yoksulluk üretirseniz, kin ve haset üretirseniz bunun sonu da çatışma ve suçlunun artmasıdır. Dolayısıyla bu hükümet suçluyu artırmak noktasında çok başarılı bir hükümet. Daha önce de size söylemiştim mesela. Soruşturma sayısına baktığım zaman ben Adalet Bakanlığı'nın rakamlarına bakıyorum. Soruşturma sayısı 8 milyon adet soruşturma dosyası var Türkiye'de. 8 milyon. 8 milyon adet. Zaten 50 milyon yetişkin var. Tabii Yargıtay Başkanı da söyledi ya, nüfusun %10'u suçlu. Evet. Diye. 82 milyon işte düşerseniz %10'u suçlu.